Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size diş üreme sisteminin bir parçası olan adet döngüsü, yani menstruasyon evresini anlatacağım. Nedir menstruasyon döngüsü veya işte adet döngüsü nedir? Kadınlarda her ay gelişen yumurtalardan bir tanesi dışarı atılır. Bir miktar kanla dışarı atılır, eğer döllenme olmamışsa tabi. Biz bu döngüye adet döngüsü diyoruz ve bunun bazı evreleri var arkadaşlar. Bu evrelerden bahsedeceğim size. İlk olarak ne zaman başlıyor? Adet döngüsü bulunulduğu ortamın koşullarına göre farklılık göstermekle birlikte 14-15 yaşlarında başlıyor. Bazılarında 9 yaşında, 10 yaşında da başlayabilir. 45-55 yaşlarına kadar devam eder arkadaşlar. 45-55 yaşlarından sonra menopoz dönemi devreye girer ve artık adet döngüsü görülmez. İşte biz bu evreye adet döngüsü diyoruz. 45-55 yaşlarına kadar süren evredir. O zaman ilk önce onu bir yazalım arkadaşlar. Ne zamana kadar sürdüğünü. Adet döngüsü genellikle kaç yaşında başlıyordu? 14-15 yaşlarında başlar. 45-55 yaşlarına kadar devam eder. Tabii 55'ten daha yukarı da olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar, bu ortam faktörlerinden oldukça etkilenen bir döngüdür. Peki ne kadar sürüyor? Menstrual döngü ortalama olarak 28 gün sürüyor arkadaşlar. Tabii kişiden kişiye değişebilir ve 4 tane evreden oluşuyor. Bunlar sırasıyla folikül evresi, daha sonra ovülasyon evresi, korpus luteum evresi ve menstruasyon evresi. Bu evreler arkadaşlar sırasıyla bu şekilde gerçekleşiyor. O zaman yazalım. Ne dedik? Menstrual döngü ortalama 28 gün sürer. 28 gün sürer ve 4 evreden oluşur. Arkadaşlar bu 28 günlük süre, dediğim gibi, yine kişiden kişiye değişebilir. 30 olabilir, 25 olabilir, hatta 15, 3 hafta falan bu şekilde de olabilir. Nedir bu evreler? Bakın, birinci evremiz folikül evresi. Folikül evresi kısaca yumurtanın gelişmesi evresidir arkadaşlar. Yumurtanın gelişmesi. Yani bu evrede bu olay gerçekleşiyor. İkinci evre ovülasyon evresi. Ovülasyon. Bu evrede yumurtanın serbest bırakıldığı evredir. Yumurtanın serbest bırakılması. Üçüncü evre korpus luteum evresidir arkadaşlar. Korpus luteum sarı cisim olarak isimlendirilir. Bu evreye gelince anlatacağım ne olduğunu. Arkadaşlar, bu evrede döl yatağının, yani uterusun, yani rahimin hazırlandığı evredir. Hazırlanması. Her ay bebeğin gelişimi için dişilerin karnında, yani karn dediğimiz tabii ki rahiminde arkadaşlar, bir hazırlık gerçekleşir. Daha sonra eğer döllenme olmazsa bu hazırlık işte dışarı atılarak, bir miktar kanla birlikte dışarı atılarak sona erer. Gelelim son evremiz. Son evremizde menstruasyon evresi. Bu evre eğer döllenme olmazsa gerçekleşir arkadaşlar. Bu da yumurtanın atıldığı evredir. Yumurtanın atılması. Evet, bu şekilde 4 evreden oluşuyor. İlk evreden başlayalım arkadaşlar. Bir diyelim, folikül evresi. 1. Folikül evresi. Arkadaşlar, bu evrenin başlaması için bizim hipotalamusumuz ilk önce bir uyarıcı faktör, uyarıcı bir hormon salgılamalı. Daha sonra hipofiz uyarıldığında FSH hormonunu üretmesi gerekiyor ve folikül bu şekilde uyarılmalı. Folikül FSH ile uyarıldığı zaman hemen foliküllerden bir tanesi gelişmeye başlıyor. Yani yumurtanın bulunduğu yer neresiydi? Folikül olarak isimlendiriyorduk. O foliküllerden birisi gelişir ve içindeki yumurta mayoz evresine devam eder. Bakın, nereye kadar geliyordu embriyonik dönemde? Mayoz 1'in profaz 1 evresine kadar geliyordu. İşte folikül evresinde, yani ergenlik döneminden sonra
adet döngüsü başladığında folikül evresinde mayoz bölünme devam eder. Nereye kadar devam edecek? Mayoz 2 bölünmesinin metafaz 2'sine kadar devam edecek. Burada da döllenme olursa eğer zaten zigot olarak gelişimini tamamlayacak. Zaten hamilelik sürecinde de adet döngüsü gerçekleşmeyecek. Ama döllenme olmazsa arkadaşlar bir miktar kanla birlikte dışarı atılacak. İşte folikül evresi bu şekilde. Folikül evresi yaklaşık olarak 10 ile 14 gün arasında süren bir evredir arkadaşlar. Gelelim o zaman yazalım. Ne yapacak ilk önce? Hipotalamus. Önce uyarıcı bir faktör GnRH yani gonadotropin hormonu. Gonad demek üreme hücresi demektir arkadaşlar. Gonadları uyaran, üreme organlarını uyaran hormon üretecek. Daha sonra bu hormon hipofizi uyaracak. Hipofizden de FSH hormonu salgılanacak ve folikül uyarılacak. Folikül uyarılır. Arkadaşlar burada GnRH'ın ne olduğunu yazalım. Sonradan çalıştığımızda tabii ki ne olduğunu araştırma yine. Gonadotropin hormon. FSH neydi? Folikül uyarıcı hormon. Bakın folikülü uyarıyor ve yumurtanın gelişmesini sağlıyor. Folikül uyarıcı hormon. Evet, bunlar gerçekleşiyor. Folikül uyarıldı. Folikül uyarıldıktan sonra ne olacak? Foliküllerden biri gelişecek, içindeki yumurta olgunlaşacak. O zaman yazalım. FSH etkisiyle foliküllerden bir tanesi gelişir ve içindeki yumurta olgunlaşır. Arkadaşlar genellikle bir tane gelişir ama bazen iki tanesinin geliştiği de olur. O zaman da ikiz doğumlar ortaya çıkabilir. Çift yumurta ikizleri ortaya çıkabilir. İçindeki yumurta olgunlaşır. Bu arada dedik ya bir sağ tarafta bir de sol tarafta yumurtalık vardı. Her ay birinden. Mesela bu ay sağ taraftan yumurta geliştiyse diğer ay sol taraftan yumurta gelişir arkadaşlar. İşte eğer her ikisinde de birden gelişme olursa ikisi de döllenirse ne olur? Çift yumurta ikizleri ortaya çıkar. Evet folikül gelişti ve içindeki yumurta olgunlaştı. Ne olacak? Arkadaşlar folikül bir hormon üretiyor. Östrojen hormonunu. Bu hormonu üreterek FSH'ın salgılanmasını azaltıyor. Çünkü FSH salgılanmaya devam ederse başka foliküller de gelişir. O yüzden FSH'ın salgılanmasının azaltılması lazım. Bunu da kim yapıyor? Folikülün salgıladığı östrojen yapıyor. Folikül östrojen salgılayarak FSH üretimini azaltır arkadaşlar. Evet azalttı. Bu olay ne kadar sürüyordu? Yaklaşık 10 ile 14 gün arasında sürüyor. 14 gün sürer. Peki bittikten sonra ne olacak? Bakın bir de bu evrenin grafiği var. Hormon grafiği arkadaşlar. Bu hormon grafiğinde çizeyim size. Hormon grafikleri çok çıkar karşınıza. Şöyle bakın bu evrenin hormon grafiği şöyledir. Şimdi 14 gün sürüyordu ya. Şuraya 14 gün diyeceğiz. Şurası 0. Burada hormonun adını yazacağız. Hormonun miktarını. Şuraya da gün diyeceğiz. İki tane hormon salgılanıyordu bu evrede. Neydi? FSH ve östrojen. Arkadaşlar FSH salgılanmaya başladığında bakın FSH şu şekilde salgılanır. Daha sonra bir süre sonra azalıyor ve sonra tekrardan salgılanmaya başlıyor. 14. günden sonra. FSH artmaya başladığında hangi hormon artıyor? Östrojen hormonu değil mi? Östrojen de ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle artıyor bakın. FSH arttığı için östrojen artıyor. Daha sonra östrojen artmaya devam ettikçe FSH'ın üretimini azaltıyor ya. Bakın burada FSH üretimi azalıyor arkadaşlar. Daha sonra östrojen azaldığı zaman da ne olacak? FSH artmaya başlayacak. İşte böyle bir grafiğimiz vardır. Şu neydi? Östrojen. Pembe ile çizdiğim neydi arkadaşlar? O da FSH hormonuydu. Bu da FSH'tır. Evet bu evreyle ilgili grafiğimiz bu şekildedir. Bu evreyi böylece bitirmiş olduk.
Gelelim ikinci evremize. İkinci evremiz ne? Ovulasyon evresi. 2. Ovulasyon. Arkadaşlar, ovulasyonun diğer adı yumurtlamadır. Yumurtlama. Bakalım bu evrelerde neler gerçekleşiyor bu evrede. Arkadaşlar, ovulasyon evresi genellikle 14. gün gerçekleşir. Bakın, hani bu 10-14 gün arasında sürer dedik ya, 10 ile 14 arasında herhangi bir gün gerçekleşiyor. Ama biz anlatırken 14. gün gerçekleşiyormuş gibi kabul edeceğiz. Şimdi ovulasyonun gerçekleşebilmesi için hipofizden bir hormon salgılanması lazım. Bu hormon da LH hormonudur. Hipofizden LH hormonu salgılanıyor. Folikül hani gelişiyordu ya. Folikül arkadaşlar, folikül zarı yırtılıyor ve yumurta serbest kalıyor. Nereye geçiyor bu yumurta, serbest kalan yumurta? Yumurta kanalına. Hani dişi üreme sistemini çizmiştim ya, yumurta kanalını göstermiştim. Bakın tekrardan gösteriyorum. İşte burada ovulasyon olayı gerçekleştiğinde yumurta kanalına bu yumurta geçiyor. Falopi tüpüne. Buradan sonra ne olacak peki? Bu olaya biz ovulasyon diyoruz. Arkadaşlar, parçalanan o folikül zarının içerisine yağsı bir cisim oluşmaya başlıyor. Sarı ve yağlı bir yapıda oluyor bu folikül zarı. Bu yapıya biz sarı cisim veya korpus luteum diyoruz arkadaşlar. Bu korpus luteum evresi de zaten bundan sonra başlayacak. Bu serbest kalan yumurta dedik ya hani. Bu yumurta ne yapıyordu? Kirpikli huni ile nereye alınıyor? Falopi tüpüne alınıyor. İşte ovulasyon evresi bu kadar süre. Yazalım hemen. Hangi hormon salgılanması gerekiyor? LH bakın. Hipofizden salgılanan LH etkisiyle folikül zarı yırtılır ve yumurta serbest kalır. Bu olaya ovulasyon denir. Ovulasyon denir arkadaşlar. Dediğim gibi ovulasyon yumurtlama demektir. Parçalanan folikül zarı ne dedik? Sarı ve yağlı bir yapıdadır. Bu yapıya biz sarı cisim veya korpus luteum diyoruz. Onu da yazalım. Parçalanan folikül zarı sarı ve yağlı. Zaten yağlı olduğu için sarımsı görünüyor. O yüzden sarı cisim diyoruz. Yağlı bir yapıdadır. Bu yapıya ne diyoruz? Sarı cisim ya da korpus luteum. Korpus luteum denir. Arkadaşlar ne dedik? Serbest kalan yumurta kirpiksi cisim ile yumurta kanalına alınır. Serbest kalan yumurta kirpiksi veya kirpikli huni ile fallopi tüpü dediğimiz neydi? Yumurta kanalı. Fallopi tüpüne alınır. Evet. Böylece ovulasyon evresi de tamamlanmış oluyor. Şimdi bununla ilgili de bir grafiğimiz var. Bunu da çizelim. Arkadaşlar, LH hormonuyla ne oluyordu? Folikül serbest kalıyordu değil mi? Yumurta. 0. O hangi gün gerçekleşiyor? 14. gün. Şuraya da 28 yazıyoruz. O zaman LH hormonu nasıl olacak? Bakın grafiği, LH'ın grafiği. Farklı bir renkle yapalım bunu da. Şöyle yeşille yapalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Tabii ki tamamen sıfırdan başlamıyor. Çünkü kanımızda bir miktar vardır LH. Ne oluyor bakın? 14. günde en tepeye çıkıyor. Daha sonra 14. günden sonra azalıyor arkadaşlar. İşte biz bu olaya bakın. Şu 14. gün gerçekleşen olaya ne diyoruz? Ovulasyon olayı diyoruz. Buradaki hormon nedir? LH hormonudur. Evet, ovulasyon evresi de böylece tamamlanmış oluyor. Peki bundan sonra hangi evre başlıyor arkadaşlar? Korpus luteum evresi. Bu evrede artık tamamen rahimin gelişip hazırlanması gerekiyor. Hemen yazalım o zaman. 3 diyelim. Korpus luteum evresi.
3 Corpus luteum evresi. Yani sarı cisim değil mi? Az önce de söyledik. Şimdi bu evrede neler olur? Arkadaşlar, corpus luteum LH'ın etkisiyle ne üretiyor? Bol miktarda progesteron hormonu üretiyor. Az miktarda da östrojen üretiyor. Progesteron ne işe yarıyor peki? Yumurtanın Fallopi tüpünde, bakın o yumurta kanalında döllenme olasılığı var. İşte bu progesteron buna karşı uterusu yani rahimi hazırlamaya başlıyor arkadaşlar. Peki nasıl hazırlıyor? Endometrium dediğimiz o tabaka mukus, kılcal damar ve kan miktarı bakımından zenginleşiyor. Çünkü oraya hani döllenme olabilir, oraya embriyo gelip tutunabilir. O yüzden de zenginleşiyor. Daha sonra prolaktin hormonu LH ile birlikte corpus luteum'un bozulmasını engelliyor arkadaşlar ve böylece progesteron seviyesi üst seviyeye çıkar. Eğer ki progesteron düşerse, miktarı düşerse düşük gerçekleşebilir. O yüzden de progesteron oldukça önemli bir hormondur. Bu olay arkadaşlar gebeliğin 5. ayına kadar sürüyor. Yani 5. aya kadar düşük olma ihtimali var. 5. aydan sonra artık bu olay ortadan kalkıyor. Yani progesteronun bu üst seviyede tutunması olayı ortadan kalkıyor. Corpus luteum bozuluyor. Ve corpus luteum bozulduğu için artık progesteron kim tarafından salgılanıyor? Plasenta tarafından salgılanmaya başlıyor. Yine üst seviyede tutunması gerekiyor ama hani artık o kadar önemli değil. Arkadaşlar progesteron kısaca ne yapıyor? Embriyonun uterusa tutunmasını sağlıyor. O zaman söylediklerimizi bir yazalım corpus luteum evresinde. Hangi hormonun etkisiyle? LH'ın etkisiyle bakın. Corpus luteum yani sarı cisim. Corpus luteum LH etkisiyle luteinleştirici hormondur bu. Etkisiyle ne yapıyor? Bol miktarda progesteron. Progesteron az miktarda östrojen salgılar. Östrojen salgılar arkadaşlar. Progesteronun görevi neydi? Progesteron yumurtanın döllenme ihtimaline karşı bakın her ay bu ihtimal vardır. Bu yüzden de her ay bu hazırlık yapılır. İhtimaline karşı uterusu hazırlar arkadaşlar. Uterusu hazırlar. Daha sonra ne olacak peki? Daha sonra bu progesteron sayesinde endometrium, mukus, kılcal damar ve kan miktarı bakımından zenginleşiyor. Yazalım. Endometrium. Neydi endometrium? Rahimin içerisinde bulunan tabakaydı değil mi? Mukus ve kan damarı bakımından zengin olan tabaka. Endometrium. Mukus, kılcal damar ve kan bakımından zenginleşir. Peki şimdi gelelim diğer hormonumuza. Diğer hormon neydi? LTH yani prolaktin. Arkadaşlar gebelik sırasında eğer gebelik varsa LTH yani prolaktin LH ile birlikte luteinleştirici hormonla birlikte corpus luteum'un bozulmasını engelliyor. Ve böylece progesteronu üst seviyede tutuyor arkadaşlar. Yazalım bunu da. Gebelikte LH ve LTH yani prolaktin corpus luteum'un bozulmasını engelleyerek hangi hormon üst seviyede tutuyordu? Progesteron seviyesini ya da progesteronu üst seviyede tutar. Neden? Düşük olmasın diye. Eğer bu hormonlarda herhangi bir sıkıntı varsa düşük olayı gerçekleşebilir. Evet, bu olay ne zamana kadar sürüyordu? Gebeliğin 5. ayına kadar. Bu olay gebeliğin 5. ayına kadar, genellikle 5. ay diyoruz, daha öncesi de olabilir. 5. ayına kadar sürer ve corpus luteum bozulur. Corpus luteum bozulur.
Peki progesteronu kim salgılıyor? Plasenta. Progesteronu plasenta salgılamaya başlar. Plasenta salgılar. Arkadaşlar, progesteronun genel olarak görevini de yazalım. Neydi? Progesteron embriyonun uterusa tutunmasını sağlar. Progesteron embriyonun uterusa tutunmasını sağlar. Tutunmasını sağlar. Evet, korpus luteum evresi de bununla birlikte sona eriyor arkadaşlar. Diyelim ki gebelik yok. Eğer gebelik varsa bu evreden sonra zaten bir sonraki evre gerçekleşmiyor. Ama gebelik yoksa arkadaşlar menstruasyon evresi yani dördüncü evre başlar. Dört diyoruz menstruasyon evresi. Menstruasyon evresi. Bu evre artık son evredir. Arkadaşlar menstruasyon evresi yumurtanın dışarı atıldığı evredir. Yani döllenmeyen yumurtanın dışarıya atıldığı evredir. Peki nasıl oluyor? Eğer ki yumurta döllenmediyse korpus luteum bozuluyor ve progesteron seviyesi azalıyor. Progesteron azaldığı için artık yumurta dışarıya atılacak. Gelişen o endometrium tabakası vardı ya. Gelişen kısım ve yumurta arkadaşlar bir miktar kanla birlikte vajinadan dışarıya atılıyor. İşte biz bu evreye artık adet döngüsü diyoruz. Menstruasyon evresi diyoruz arkadaşlar. Bakın bu evrenin ilk günü hani yumurta dışarıya atıldı ya kanla birlikte ilk gün geldi. Bu evrenin ilk günü bir sonraki evrenin yani folikül evresinin de başlangıcıdır. Menstruasyon evresiyle folikül evresi birbirinin içerisinde gerçekleşir. Bu oldukça önemlidir. Kanama olayı ortalama 4-5 gün sürer ama daha fazla da sürdüğü olur arkadaşlar. O zaman yazalım. Yumurta döllenmemişse korpus luteum bozulur ve progesteron azalır dedik. Daha sonra ne oluyordu? Gelişen endometrium tabakası yumurta ile birlikte bir miktar kanla dışarı atılır arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu evrenin ilk günü folikül evresinin başlangıcıdır. Bu evrenin ilk günü folikül evresinin başlangıcıdır. Başlangıcıdır. Bu evre kaç gün sürüyordu? Ortalama 4-5 gün sürer. Bu evre 4-5 gün sürer. Evet, bu şekilde menstruasyon evresinde bitirdik arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle bir çubuk üstünde göstermek istiyorum bu evreleri. Bakın şöyle bir çubuk düşünürsek. Bu çubuk bizim evrelerimizi göstersin. Neydi? 0. gün, 14. gün ve 28. gün. Biz 28 olarak aldık ama daha uzun sürebilir. Arkadaşlar bu evrenin ilk 14 günü neydi? Folikül evresiydi, değil mi? Bakın şöyle ilk 14 gün folikül evresi. Folikül evresi. 14. gün, bakın bir günlük süren bir evremiz vardı. O neydi? Ovulasyon evresi. Bakın şu gün, 14. gün, ovulasyon evresi. Bugünden sonraki 14 günlük evre ise arkadaşlar, korpus luteum evresidir. Yani 14'ten 28'e kadar olan evre, korpus luteum evresi. Peki menstruasyon evresi nerede? Menstruasyon evresiyle folikül evresi iç içe gerçekleşir dedik. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir olay gerçekleşiyor. Şuradaki 5 günü işaretleyelim. 4-5 gün sürer dedik ya. Şu evre ise 4 ile 5 gün süren evre ise menstruasyon evresidir. Bakın folikülün ilk günüyle menstruasyon evresinin ilk günü çakışıyor. Dolayısıyla ikisi birlikte iç içe gerçekleşen olaylardır. Şimdi bizim evrelerimiz bitti. Bu evrelerle ilgili size sorulabilecek grafikler var. Bu grafikleri hemen birlikte yazalım arkadaşlar, çizelim.
Grafiklerimiz şunlar. Bir östrojen ve progesteron grafiği çizeceğim. Bir de FSH ile LH grafiği çizeceğim arkadaşlar. Şimdi mantık olarak anlayalım ilk önce. İlk olarak FSH ve LH grafiğini çizmek istiyorum. Şöyle ilk grafiğimiz bu olsun. Arkadaşlar, FSH ne yapıyordu? FSH yumurtanın gelişmesini sağlıyordu. Şimdi bakın, FSH kanda artmaya başlıyor. İsterseniz ikinci grafiği de hemen altına çizeyim. Çünkü FSH ile birlikte östrojen artacak. Şöyle yapalım. İkisini de aynı renk yapacağım ki karıştırmayalım diye. Bakın, FSH arttıkça ne artıyor? Östrojen artıyor değil mi? Bakın, östrojen artmaya başlıyor. Östrojen arttı. Daha sonra bu FSH arkadaşlar östrojenin artmasıyla birlikte azalıyor. Azaldı. Geldik 14. güne. Bakın FSH azalıyor artık. 14. günden sonra FSH tekrardan bir miktar artmaya başlar arkadaşlar. Şöyle artıyor. Sonra bu şekilde devam ediyor. FSH bu şekildedir. Bu neymiş? FSH. Östrojen ne olacak peki? Östrojen 14. günde bakın FSH'ın azalmasıyla birlikte azalacak. Daha sonra tekrardan artacak arkadaşlar. Eğer ki gebelik sürerse buna nedir yine? Östrojen hormonudur. Gelelim LH'a. Bakın LH'ın etkisiyle de hangi hormon üretiliyordu? Progesteron hormonu. O zaman farklı bir renkle de LH'ı yapalım. Arkadaşlar LH hormonu yine kanda tabii ki bir miktar var. 14. günde bakın şurası 14. günümüz olsun. 14. günde tavan seviyeye çıkıyor. Daha sonra azalmaya başlıyor. LH bu şekilde azalıyor. Arkadaşlar bu LH'ın etkisiyle hangi hormon üretilecek? Progesteron. Bakın progesteron ilk başlarda azdır. Ama 14. günde bakın şurası 14. gün. 14. günde LH'ın seviyesi arttığı için 14. günden sonra progesteronun seviyesi de yine artar. Neden burada hem östrojen hem de progesteron artıyor? Çünkü korpus luteum ne yapıyordu? Çok miktarda progesteron, az miktarda östrojen üretiyordu. O yüzden de ikisi de birlikte artmış oluyor arkadaşlar. İşte hormonların grafiği bu şekildedir. FSH ile östrojen birlikte çalışır. LH ile de progesteron birlikte çalışır arkadaşlar. Bu yüzden bunlar önemlidir. FSH östrojen salgılıyor. Öncelikle bunu kesinlikle unutmamamız lazım. Hemen yazıyorum şuraya bakın. FSH ne salgılattırıyordu? Östrojen. Östrojen salgılattırıyor. LH da bakın LH ise az miktarda östrojen, çok miktarda da progesteron. O yüzden burası oldukça önemlidir. Evet. Bu evreyle birlikte, menstruasyon evresiyle birlikte, grafiklerle birlikte adet döngüsünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani dişi üreme sistemi bitti. Bundan sonra artık erkek üreme sistemine geçeceğiz. Bir sonraki videoda erkek üreme sisteminde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.